Ben Fuat Sami. Son 16 yıldır aslında işim gücüm girişimcilik. 16 yıl önce benim iş fikrim Türkiye'nin ilk melek yatırım ağını kurmaktı. Melek yatırımcılık nedir biliyor musunuz? Sizler biliyorsunuz. Arkadan bilenler var mı? Kaç kişi biliyor melek yatırımcılık nedir? Nedir melek yatırımcılık? Evet, arkadaş utandı. Ama mesela ben ona Facebook nedir desem hepiniz bilirsiniz. Instagram nedir desem, TikTok nedir desem hepiniz bilirsiniz. İşte melek yatırımcılık aslında şu. O TikTok'un, Instagram'ın, hatta bunların filmleri de var. McDonald's'ın mesela. İlk o girişim sermayesini yatıran kişiye melek yatırımcı deniyor. Yani ilk parasını yatıran. Mesela işte 100 bin lira, 200 bin lira, 300 bin lira. Yani o gün ne ihtiyaç varsa o dönem o parayı yatıran kişiye melek yatırımcılıkla para yatırmış deniyor. Ve o kişi melek yatırımcı oluyor. İşte ben onu Türkiye'de ilk kuran kişiyim 16 yıl önce. Ve o günden beridir de aslında birçok etkinlikler yaptım. Yani hem televizyona hem normal yarışmalar. Mesela Boğaziçi Üniversitesi. Belki birçoğunuzun hayal. Onun ilk girişimcilik yarışmasını ben organize ettim. Keza Yeditepe Üniversitesi. Onun dışında başka üniversiteler, kurumlar. Birçok böyle yarışmalar yaptım. Mesela geçen yaz Mardin'deydim. O bölgenin ilk kadın girişimcilik yarışmasını yaptık. Ama tabii muhtemelen beni böyle en çok hani ekranda belki aşina olduğunuz şey bir fikrim mi var? Televizyon yarışmalarının ben yapımcısıyım. Yine 16 yıl önce bir girişimcilik yarışması olarak başladı. Ki bugünkü konuğumuz Murat Kolbaşı da 3 sezon boyunca jüri üyesiydi. Ben 300 bölümün üzerinde 4 ülkede televizyon programları yaptım. Suudi Arabistan'da da yaptım, Arnavutluk'ta yaptım, Kıbrıs'ta yaptım. Türkiye'de birçok kanalda yaptım. TRT'de, NTV'de, TV8'de, Sky Türk vardı bir dönem, orada yaptım. 360 TV var şu anda, orada yaptım. Ve birçok böyle televizyon programları yaptım. Ama bana sorsanız, hani Fuat işte 300 tane bölüm yaptım, milyonlarca kişi izledi yayınlarını. Sen en çok hangisinde heyecanlandın? Muhtemelen birçoğunuz hatırlamaz. 6-7 yıl önce ben 5 bölümlük bir lise sezonu yapmıştım. Hatta lisenin de altında, yani böyle 6-17 yaş arası öğrencilerin fikirleriyle çıktığı 5 bölümlük mini bir seri yapmıştık. Ve o dönem sponsor kimdi? Mektebim Kolejleri. Aynen öyle. Şu anda onun videoları bizim YouTube kanalında var. Ve hatta inanılmaz ses getirmişti. Çünkü mesela biliyorsunuz yani sonuçta insanlar özellikle sizlerden gelen fikirlere daha çok heyecanlanıyorlar. O dönem böyle 6 yaşında bir öğrenci, işte tam o dönem o Soma maden faciası olmuştu. Hani birçok madencimizi kaybetmiştik. O mesela bir madenci kıyafeti tasarlamıştı. Sizlerden bir öğrenci mesela bir app tasarlamıştı, bir müzik app'i. Gitar öğrenmeyi kolaylaştıran bir app. O da mesela mektebim tarafında birinci olmuştu. Ve o dönem tüm basına çıkmıştı bu yaptığımız proje. Ve beni çok heyecanlandırmıştı. Ve tabii bu 6-7 yıl öncenin bir hikayesi. Tabii o günden beridir de hep aklımda sizlere dokunacak böyle büyük bir proje tasarlamak. Yani sadece böyle hani bir girişimcilik kulübü değil, içinde eğitimler, staj programları, farklı fabrika ziyaretleri, uluslararası üniversitelerden programlar, yaz kampları, kış kamplarının olacağı, tüm mektebim öğrencilerini kapsayacak bir proje. Ve ona 2 ay önce start verdik. Çok da başarılı bir şekilde ilerliyor şu anda projemiz. 1 ay önce hani tüm bu projeleri aslında bir danışma kurulu olsun dedik. Sizlere böyle abiler ablalar, yani iş dünyası Türkiye'de gerçekten böyle Şampiyonlar Ligi, Türkiye'nin en ünlü isimlerinden oluşan bir kurul oluşsun dedik. Onun lansmanını yaptık. Hatta o değerli isimleri, şimdi bir küçük bir video var. Sizlere onları da bir tanıştırmak isterim. Çünkü çok enteresan isimler var içinde. Hani bugün Arzum markasının sahibiyle tanışacaksınız. Ama mesela Onedio'yu biliyorsunuz değil mi? Maçkolik Onedio. Mesela onun sahibi de şu anda Mektebim İş Dünyası Kurulu üyesi. Ankaralı çok başarılı bir girişimci. Arzu Kaprol var, ünlü tasarımcı. Mesela o da mektebim ailesinin bir parçası. Ben bu ailenin bir parçasıyım.
Ben de hani aslında tüm bu projenin direktörlüğünü yapıyorum sizlere. Onun dışında Tansu Yeğen var. Onu bilir misiniz? Böyle sosyal medyada bayağı popüler. Eski Samsung ve Apple CEO'su. Mesela o da sizin şu anda İş Dünyası Kurulu'nun bir üyesi. Yani böyle mükemmel bir Şampiyonlar Ligi kurulumuz var. Onları böyle bir kısaca bir tanıyalım isterseniz. Bir videomuzu açalım. Gördüğünüz gibi böyle birçok farklı sektörden kişiler var. Doğutaş'ın sahibi, Kelebek Mobilyalar'ın sahibi, ikisi aynı kişi zaten. Önce Doğutaş'ı kurdu, sonra Kelebek Mobilya'yı satın aldı. Kelebek Mobilya bayağı 100 yıllık bir şirket. Davut Doğan bizlerle. Onun dışında Reysaç Lojistik diye çok büyük bir şirket var, borsaya kote. Türkiye'nin en büyük lojistik şirketi, onun sahibi bizlerle. Alpan Manas var, Fütüristler Derneği Başkanı. O da bizlerle. Yani böyle anlayacağınız, böyle sizlere dokunabilecek ve aslında hepiniz şu anda, onlar da bu ailenin bir parçası. O yüzden bir projeniz olduğunda hocanız vasıtasıyla hani benimle iletişime geçebilirsiniz. Ben de sizleri doğru kişilerle de her zaman yönlendirebilirim. Mesela Kocaeli içinde bir şey yapmak istiyorsunuzdur. Bu ekip ve ben aslında emrinize amadeyiz. Yani burada sizlerin iş dünyası ve girişimcilik üzerine, hani şu anda okuyorsunuz, ne için okuyorsunuz, sonra bir işe girmek için veya kendi işinizi kurmak için. O fırsat şu anda ayağınıza geldi. Hem okurken bir taraftan da kendi hayalleriniz için bazı ufak adımlar, aklınızda, kendi arkadaş gruplarınızda konuşurken bazı projeleri, onları hayata geçirebilecek bir yarışmanız da var artık. Bu tarz toplantılar da var ve hepsi aslında sizler için. Böyle bir dünya yarattık. Oldukça da böyle heyecanlıyım. Bu bizim ikinci patron buluşmaları. Buradan da 2 hafta sonra İzmir'deyiz. Ondan 2 hafta sonra Ankara'dayız. Ondan 1 ay sonra Urfa'dayız. Mektebim çok büyük bir aile. En son Adana'da da bir okulla anlaşma yapıldı şu anda. Tam 40'ın üzerinde kampüs var. Ve aslında hepiniz birbirinize bağlısınız. Ve tüm yıl boyunca da ben ve İş Dünyası Kurulu işte bu okulları büyük bir zevkle geziyor olacağız. Hayalimiz bu ve bu hayalimizin nesnesi sizlersiniz. O yüzden de bir projeniz varsa mutlaka birfikrimmivar.com'a başvurun. Ve şimdi programın aslında böyle sizler için özel, sağ olsun bizi kırmadı. Burada sizlerle buluşmak için o da can atıyor. O yüzden hemen onu sahneye davet etmek istiyorum. İş Dünyası Kurulu üyemiz ve Arzum'un Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Kolbaşı'nı alkışlarla sahneye davet ediyorum. Alkışlar olunca gelmeyeyim. Evet. Bu arada buyurun isterseniz. Geçin, böyle bir tamam. Sohbet şeklinde yapalım istedim. Şu tarafa oturursanız. Peki. Süper. Evet, mektebime hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin görüşmeyeli? Kaç yıl oldu? Ben demin sordular. Valla 1 yıl mı, 1,5 yıl mı dedim. Sen 3 dönem dedin. Yani kaç sene yaptık bu jüri üyeliğini? 3 dönem yaptık. 3 dönem bizi böyle pazar günleri, akşamları programlara çağırdı etti. Her zaman oralar dedik. Bizimki aslında baktığınızda hani bir televizyon programı olarak en gerçek programlardan biriydi. Çünkü hani sizler de bir televizyon izleyicisiniz doğal olarak. Ama mesela bu şeylere baktığınız zaman işte hani Survivor veya o tarz şeyler hani genelde hep bir arkasında bir hazır bir akış vardır. Yani kimin kiminle kavga edeceği, kimin kime laf edeceği, bunlar önceden aslında ayarlı şeyler oluyor. Ama tabii bizimkinde öyle bir ayar olmuyor. Çünkü herkes iş dünyasının çok değerli üyeleri, hani
Murat Bey şimdi siz onunla kavga edin falan diyemezdik yani. O yüzden olabildiğince... Proje ne kadar sürede hayata geçer, hayata geçerse kaç para getirir gibi. Yine de ara ara bizim Yalçın'ın biraz atışmaları oluyordu bazen. Tabii bir şeylere bir ufak böyle atışmalar oluyordu ama o zaten... Ama orada da zaten sizin amacınız o projeleri hayata geçirmekti. Bir gerçek olsun. Bu arada bu bahsettiğimiz bir fikrim mi var? İşte bu biraz önce başvurun dediğim bir fikrim mi var? 16 Şubat son başvuru tarihi. O yüzden böyle bir onlar da artık bu heyecana ortak olacaklar. Ne muhtemelen güzel. Jüri üyelerimiz de hani Murat Bey veya işte diğer iş dünyası kurulu da müsait oldukça o etkinliklere de katılmaya çalışacaklar. Ben size direkt şeyi sorarak başlayayım. Biraz önce siz gelmeden de konuşuyorduk. Yani böyle herkesin evinde bir Arzum ürünü var. En bilindik marka ama doğuşunu birçok kişi bilmiyor tabii. Bu marka nasıl doğdu, nasıl oldu? İsterseniz oradan başlayalım hikayeye. Arzum'un hikayesi. Evinde Arzum kullananlar var mı? Bir elleri görelim. Hem de biraz böyle eğer yemek yedi, uykum geldi falan varsa. Evet, tamam. Hocam teşekkür ediyorum size de. Sağ olun. Dolayısıyla bu Arzum'u ne kadar çok el kaldırırsanız eğer bizde demek almış demektir. Bu benim için iyi bir şey. Arzum bu sene baktığınız zaman bir yıl içerisinde 4 milyon adet küçük elektrikli ev aleti satan, bu ürünlerin de %20'sini dünyaya satan bir marka konumunda. Ama bunun aslında başlangıcı 1966 senesine gidiyor. Babam ve iki amcamın kurmuş olduğu 3 kardeşin arzusu olan bir marka Arzum. Temmuz 66'da tescilli. Ben de Kasım 66 doğumluyum. Dolayısıyla ikimiz aynı yaştayız. İkimiz de yavaş yavaş 58 yaşına doğru dönüyoruz yani baktığında. Ben İstanbul doğumluyum. İstanbul'da Işık Sesi'nde okudum. Sizler gibi biz de Işık Sesi Nişantaşı'ndaki kampüsünden mezun olduk. Daha sonra illa işletme okumak istiyordum. Biraz belki öğrencilik hayatımda onun için bahsetmekte yarar var. İşletme istediğim için de o zaman hocam demişti ki bu ortalamalarla İstanbul'daki işletmelere zor girersin. O zaman 3 tane işletme vardı. Boğaziçi, Marmara ve İstanbul. Ben herhangi bir bölüm olsun istemedim. İşletme isteyince de Anadolu'daki işletmeleri yazdık. 9 Eylül'ü kazandım. 2 sene 9 Eylül'de okudum. 9 Eylül Üniversitesi'nden sonra yatay geçişle Marmara işletmeyi bitirdim. Ondan sonra Amerika'ya gittim master için. Amerika'da aslında Babson College diye çok iyi bir girişimci okulu var. Şu anda birinci sıralara kadar yükselmiş konumda. Orada hem lisanımı geliştireyim hem de master yapayım istedim. Ama öyle olmadı. Çünkü ben 22 yaşındayken babam vefat etti. Cenaze için geldim. Ve ondan sonraki süreçte amcamlar da sen burada kal işin içerisine gir deyince benim de şöyle öğrencilik yıllarında özellikle Ege bölgesinde, Marmara Üniversitesi'nde okurken de Trakya bölgesinde iş hayatına girmiş olmam, yazın sürekli olarak işe gidiyor olmam bir avantaj olarak aslında benim için oldu ve işin içerisine girdik. Markanın kuruluş hikayesi böyle başladı. Daha sonrasına baktığında belki iş hayatımla ilgili şu anekdotu vermekte yarar görüyorum. Çünkü biz Arzum markasını evet ilk markayı tescillemişler, üretmişler ve biz bu markayı geliştirirken şöyle bir şey fark ettim. Bir markanın sahibi olduğunuz zaman sektörde kural koyabiliyorsunuz. Bu şu demek. Ticaretini yaptığınız bir üründe veya bir başka emtiayı alıp sattığınızda hep birileri bir kural koyuyor. Siz onu takip ediyorsunuz. Ama marka sizin, iş sizin, kendinize ait olunca o kuralı da kendiniz koyabiliyorsunuz. O yüzden bu beni hakikaten çok tatmin eden bir iş oldu. Ve kendi işime odaklanarak amcalarımı, kuzenlerimi de ikna ederek aile işletmesini buraya kadar götürebildim. Aranızda kendi babası veya annesi işi olan, bu bir bakkal dükkanı da olabilir, manav da olabilir, daha büyük bir şirket de olabilir. Kendi işi olan var mı annesi babası? Var aranızda. Peki. Onu da bir görmüş oldum. Ve Arzum'un 66'daki marka tescili bugüne kadar gelen bir süreç. 88'den sonraki süreçte bir fiil içindeyim. Yeri geldi Asya'ya gittik. Biliyorsun ağırlıklı olarak Çin ve o taraflarda bulundum. Yeri geldi Amerika'ya gittik, ihracat yaptık. Şimdi hala da işin içerisinde koşturuyoruz. Ben de evliyim. İki tane de oğlum var. Biri 99'lu, biri 2001'li diyelim. İstersen burada bir noktayı koyalım. Sorular göre de ondan sonrasına devam edelim. Ha tabii olur. Aslında siz şimdi sorularım içinde vardı. İki oğlunuz olduğunu biliyorum. Çok da böyle başarılılar. Fena değiller. İyiler, iyi gidiyorlar.
En başında sizi de biliyorum. Yani 22'de işin başına geçtiniz ama aslında ilk iş tecrübeniz o değildi. Yani çok önceden aileniz size aslında hani hafta sonları, iş çıkışları veya okul çıkışları hep iş hayatının içine entegre ediyordu. Hem onları biraz anlatmanızı isterim. Hani o dönem gençlerimiz ne yapabilir anlamında. Hem de siz kendi çocuklarınızı mesela lise çağında özel bir şeyler yaptınız mı? Onları mesela. Şöyle aslında baktığınızda demin hocamla da onu konuşuyorduk tam. Ben tabii babamın vefatından sonra aile işletmelerinin sürdürülebilirliği önemli bir konudur. 1989'da İsviçre'de kurulmuş olan Family Business Network International diye bir organizasyon var. Ben de onu keşfettikten sonra toplantılara gittiğimde gördüm ki orayı takip eden Türk iş insanları var. Biz onlarla bir araya geldik. 40 tanesi yani 40 farklı aile, öyle bir şartı var İsviçre'nin. Bir araya gelerek 2012'de Türkiye'de Türkiye Aile İşletmeleri Derneği'ni kurduk. Şimdi oradaki konu aslında şöyle. Benim babam ve amcalarım kendi işine odaklanmışlar. Ancak babam benim işe gelmemi çok motive eden biri değildi. Dolayısıyla o benim daha çok dışarıda bir şeyler yapmamı daha çok tercih ediyordu. Ancak ben amcamlarla anlaştığım için hem üniversite zamanında hem de yaz aylarında iş yerine gittim. İşi öğrenmek bizim için bir avantaj oldu. Ama her amca çocuğumuz bizim aynı şeyi yapmadı veya kuzenim veya ablam. Dolayısıyla hepsi kendi içinde bir seçim yaptı. Çocuklarım konusunda gelirsek ve gençlere ben dönük konuştuğumda da şunu söylüyorum. Bir kere muhakkak sevdiğiniz işin peşinden koşun. O iş neyse. Yani bir akademi olabilir, bir başka konu olabilir. Demin eller kalktı. Babasını ve annesini yaptığı işi seven biri varsa zaten ona saygım var. Onun da peşinden koşsun. Ama muhakkak işi herhangi birinin zoruyla değil, kendi içinizden geldiği gibi yapmanızı çok tavsiye ediyorum. Çünkü ancak o sizi çok motive ediyor. Bir de zaman zaman önemli bir şey var. Belki yeri geldi onu söylemek isterim. Zaman zaman böyle konuşmalarda benim ürünlerimle ilgili, inovasyonla ilgili konuşmalar yapıyoruz ve ürünlere şöyle sorular soruyorlar bana. Üründeki farklılığınız nedir? Bir inovasyonunuz var mı diyorlar. Ben de dönüyorum gençlere, üniversite çağlarındaki sizler bence şu anda daha avantajlısınız çünkü bunları daha erken yaşta duyuyorsunuz. Diyorum ki sizin özgeçmişinizde bir inovasyon var mı? Aranızda İngilizce hepiniz biliyor musunuz? Evet. Peki İngilizce dışında lisan bilen var mı? İngilizce dışında lisan bilen. Ne biliyorsun? Almanca. Sen? Almanca, İspanyolca ve Flemenkçe. Bu muhteşemsin. Flemenkçe özellikle. Harika. Sen? Almanca. Arapça. Çok güzel. Almanca. Peki. Sen? Rusça. Çok güzel. Peki aranızda hiç Çince bilen, Güney Kore, Japonca, Asya lisanlarını bilen var mı? Sen biliyorsun. Hangisi? Duymuyorum. Bilmiyorsun. Peki. Yani şöyle, sen hangisi? Japonca. Hı? Öğren. Şöyle, niye bunu soruyorum? Bakın, dünyanın ticaret hacmine bakarsanız ve büyümenin nereden geldiğine bakarsanız son 8 seneden beri, Covid dahil, dünya ticareti Asya'dan büyüyor. Orada bir ASEAN ülkeleri var 10 tane. En son bir RCEP diye bir anlaşma yaptılar. Çin'in, Güney Kore'nin, Japonya'nın, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın dahil olduğu. Yani orası bir yükselişte. Dolayısıyla siz de kendinizi geliştirirken, evet liseyi bitirmeniz, üniversite diploması almanız çok kıymetli. Ama masaya kendi özgeçmişinizi koyduğunuz zaman bir fark yaratıyor olmanız çok daha önemli. Çünkü bugün İngilizce bilen, Türkçe zaten kendi ana lisanımız. Bunun yanına özellikle Asya'dan bir lisan koyabilen veya Flemenkçe gibi farklı bir lisanı, herkesin konuşmadığı bir lisanı koyabilen birey muhakkak bir fark yaratacak. Bugün Türkiye'de yaklaşık 3000 kadar Asya Pasifik sermayeli şirket var. 75 bin tane yabancı sermayeli şirket var. Bu 3000'in 1200 tanesi de Çin kökenli. Dolayısıyla böyle bir fark yarattığınız anda yarın eğer ki bir yerde çalışacağım diyorsanız ve bana da özgeçmişinizi bu toplantıdan sonra verip de üniversite mezunu olsaydınız Çince, Korece, Japonca bilene bir hafta içerisinde iş bulma ihtimalim %90'ın üzerindeydi. Yani dolayısıyla böyle bir fark yaratmanızı size tavsiye ederim.
Ben burada Fuat'a da hocalara da teşekkür ediyorum. Çünkü böyle bir şeyi lise çağında duyuyor olmak önemli. Çünkü bazen üniversitede bunu söylediğimde ya Murat abi bu saatten sonra bu lisanı biz nasıl öğreneceğiz diye yorumlar geliyor. Ama bunu erken yaşta duymanın bence kıymeti çok. O yüzden böyle bu yönde de bir fark yaratabileceğinizi düşünmekteyim açıkçası. Yok gerçekten bu çok yani birçok öğrencinin el kaldırmış olması güzel. Bu sohbetten böyle bir saat önce hocalarınızla sohbet ederken bana şeyden bahsetmişti hani öğrencilerin hani bu tarz şeylere heyecan duyuyorlar hani iş hayatı şey ama onlar kendilerini hani daha çok var hani daha şimdi daha lise 2'deyim çalışacağım sonra üniversiteye gideceğim bir 4 yıl daha yani sanki bu tarz şeyleri için daha erken hissiyatı var demişti sizlere ama aslında ben tam zıttını düşünüyorum bu bence mükemmel bir zaman. Başka bir dil öğrenmek için, iş hayatına farklı şeyler öğrenmek için yani burada bulunmanız bile çok değerli. Burada sonuçta bir saatinizi, iki saatinizi böyle güzel bir sohbete ayırdınız. Ama bence bu dönemde hani kendi işinizi de kurabilirsiniz. Başka bir lisan da öğrenebilirsiniz. Hatta öğrenin zaten. Yani şu anda mükemmel bir zamanınız var. Sakın o diğer hani daha çok var her şeye aslında şu anda bir boş bir dönem yani hani bir nevi böyle daha birçok şeye daha var gibi bir hissiyat var dediler. Ama o olmasın sizlerde kesinlikle olmasın. O çok önemli. İstersen bir de şey de söyleyeyim bu yani sevdiği işleri peşinden gitmekle ilgili özellikle iki oğlumdan da örnek verecek olursak mesela 99 mezunu olan Üsküdar Amerikan'ı bitirdi. Daha sonra NYU, New York'a gitti. Spor management okudu. Birçok kişi ya ne yapıyor orada senin yanına gelmeyecek mi dediğimizde o kendi arzu ettiği aslında sevdiği mesleğin peşinden koştu. Burada bazı spor kanallarına oradan yorum yapmaya başladı. Ve okulu bitirir bitirmez benle şu hesabı yapıyordu. 2022 Haziran'da mezun oldu ve dedi ki ya baba ben geleceğim. En aşağı 2 ay tatil yaparım. Ondan sonra bakarız dedikten sonra Haziran'da mezun olmasına 15 gün kala biliyorsunuz Acun'un bir tane takımı var Hull City. Biliyor musunuz İngiltere'de? İşte Hull City oraya özgeçmişini gönderince dedi ki okulu bitir derhal gel dedi. Bir hafta sonra çağırdı. Dolayısıyla onun da tatil programı falan iptal. Hull City'ye gitti. Bir sene çalıştı. Orada buraya göndermiş olduğu spor haberleriyle Sokrates diye bir ajans var. Bilen var mı? Dijital spor ajansı Sokrates'i duyan var mı hiç? Var birkaç tane. İşte Sokrates'ten bir iş teklifi aldı. Şimdi oraya geldi. Yani tamamen kendi içerisinde bambaşka bir kulvarda gidiyor. Geçen akşam mesela gecenin bir saati kalktı. Zaten bunu severek yapıyordu. Bir basket maçını izledi ve o maç hakkında yorum yaptı. Şimdi onu severek yaptığı için ben ona gece kalk şu işi yap Çinlerle toplantım var desem muhtemelen gelmez. Bir de baba oğul gelirdik biz ona. Ama şimdi o kendi yolunda takip ediyor. Diğeri de İtalya'ya gitti. Bocconi'de okuyor. Onun daha bir senesi var. O işletme okuyor. İtalya'da da şu anda bir firmada çalışıyor. Bakalım eğer bizim sektörle ilgili bir şey yaparsa gelir ama ben demin hocama söyledim. Ben bizim üçüncü kuşağın çok fazla içeri gelmesini zaten motive etmiyorum. Biz bir kurum olarak böyle bir yolda ilerliyoruz. Ama istedikleri ve sevdikleri işi yapmaları, bunu yaparken de bir farklılık kendilerine katmaları bence çok kıymetli. İleride hem kendi işiniz için hem de bir iş ararsanız eğer bulmak bakımından çok yararlı ve faydalı olacağına eminim. Mesela ne kadar enteresan o spor yönetimiyle hiçbir zaman bence sırtı yere gelmez artık. Yani bana göre de öyle. Yani özellikle onun aslında Amerika'da masterları falan da var. Belki ileride onu da yapabilir. Ondan sonra eğer ki dünyanın mesela şimdi o şeyleri takip ediyor. Dünyada en çok para harcayan ülkeler, spor pazarlamayla birleştirip bu konuya parayı yatıran markalar. İşte buralarda kendine bir yol açarsa çok farklı bir yere gider. Bir de şöyle bir şey var. Türkiye'de bu branşta çok fazla insan yok. Şimdi bunlar network gibi birbirlerini buldular. Ve okulundan veya spor menajerini okumuş çocuklar veyahut da abileri onu da çekip alıyorlar yanlarına. Devamlı bir aktivite içindeler. Spor menajmanta merak olan var mı hiç? Şu anda pek yok gibi. Peki. En azından bugün duydunuz. Dağarcık'ta bir klasör açmış olduk. Kesinlikle. Hatta onunla ilgili mesela hani sık sık zaten Google'dan yazıyorsunuzdur işte sorular soruyorsunuzdur. Mesela geleceğin meslekleri diye aslında bir araştırma yapıp sizler de daha şimdiden
böyle değişik, işte ileride trend olabilecek. İşte mesela bir tane örnek ya baktığınızda Arzu Musavi ne oldu? Yani heyecanının ve tutkusunun peşinden gitmiş. Bence hiçbir zaman hep mutlu olacak yani hani şu İnşallah, anda öyle görünüyor. Öyle ümit ediyoruz. Hani sizi heyecanlandıran bir alan bulup şimdiden oraya aslında biraz yatırım yaparsanız emek, vakit çok güzel geri dönüşlerini alabilir bence öğrencilerimiz. Bir sorum size de şu, hazır böyle hani siz sonuçta ihracat alanında çok önemli bir firmanın sahibisiniz. Hani gençlerimiz belki şey kısmını çok bilmiyor olabilir. Hani ithalat, ihracat, Türkiye ne kadar ithalat yapar, ne ihracat yapar, ne gibi kurumlar var bunları yöneten. Hani o tarafta bir böyle bir onlara bir pencere açabilir misiniz? Hani neler var mesela? Çünkü ben biliyorum siz mesela D2'nin de yönetim Zaten kurulu üyesiniz. Zaten yazmışım Arzum yanında D2 yönetim kurulu üyesi. Tabii. Ve artı işte o sizin neydi? Züccaciye tarafı var. Züccaciye bir maya. Tüm o resmi bir anlatabilir Şöyle, misiniz öğrencilere? Türkiye'nin Ticaret ve Sanayi Bakanlıklarına baktığınız zaman orayı çok sizi de sıkmadan halletmeye çalışayım, anlatmaya çalışayım. Çünkü çok da enterese olmayabilirsiniz. Buna merakınız varsa tabii burada hakikaten şöyle bilgiler var. Baktığınız zaman Türkiye'nin 1,5 milyonun üzerinde anonim şirket ve kolektif şirketi var. Ve bu şirketlerin tamamı Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı. Aslında en geniş üye olan TOB'dur. Bunun altında 62 tane farklı sektör meclisi var. Bunlardan bir tanesi Züccaciye Meclisi. Bunlardan bir tanesi Dayanıklı Tüketim. Dayanıklı Tüketim'de ne var? İşte bildiğiniz markalar, Arçelik, Vestel gibi beyaz eşya markaları, tabii Arzum, Fakir, Korkmaz gibi markalar da var. Züccaciye tarafında Paşabahçe, Kütahya Porselen gibi evlerde kullandığınız Karaca gibi markalar var. Arzum da onlardan bir tanesi olduğu için orada da var. Ve dolayısıyla ben bunların ikisi içerisinde varım. Dünya ticaretiyle ilgili bütün dataları orada toplayıp Türkiye'nin bütün ticaret datalarını dünya ile kıyaslayabildiğimiz bir platform. Daha çok Türkiye'nin içiyle ilgili olan Ticaret Bakanlığı, gümrükler gibi bu konularla daha iç içe, içerideki organizasyona daha hakim. Türkiye'nin TOB yani Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yanında bir tane TİM diye Türkiye İhracatçılar Meclisi var. Yaklaşık Türkiye'de şu anda yapılan ihracat 250 milyar dolar. 111 bin firma bu ihracatı gerçekleştiriyor. Bu 111 bin firmanın tamamı TİM'in üyesidir. Dolayısıyla bu da ikinci önemli, biz bunlara sivil toplum kuruluşu diyoruz, STK'sı. Bir üçüncüsü DEİK, benim de içinde olduğum. DEİK, rahmetli Turgut Özal zamanı kurulmuş. Türkiye'nin dış ekonomik ilişkileri konusunda ülkeler arasındaki ilişkileri geliştirme, ama eğitim, ama spor, ama kültür, ama ticaret, ama yatırım, bunlara eğiliyor. Ve toplamda 152 tane konsey var. Bunun 147 tanesi ülkelerle ilgili. 200 tane marka var yaklaşık. Biz de bu markalardan bir tanesiyiz. Ama sizler bu okulda okurken, mesela hocalara sordum burada kaç öğrenci var diye. Mektebim okullarının kaç tane okulu var? Türkiye'de kaç tane lise var? Siz mezun olurken toplamda kaç tane öğrenci sizle beraber aynı yıl mezun oluyor? Kaç tanesi işletmeye, kaç tanesi endüstri mühendisliğine gidiyor? Bütün bunları biliyor olmak önemli. Çünkü artık dünyada hem bireyin hem firmanın kendi içerisinde bir rekabeti var. Toplam büyüklüğü bilen, kendisinin nerede olduğunu bilen ileride hayatta daha iyi pozisyona gelebiliyor. Bunları anlatıyorum, biraz kafalar karışabilir. Kolay değil bunları yapmak. Ama bunları bilen, bunlara hakim olan aslında kendini de yarına daha iyi hazırlıyor, biliyor diye söyleyebilirim. Onun için bu belki açmış olduğun konuya bu konudan bir cevap verebilirim. Ben yıllarca 1992'de ilk defa Çin'e gittiğim için DEİK bünyesindeki Çin, Tayvan ve Hong Kong iş konseylerinin hem kurucusu oldum hem de içlerinde yöneticilik yaptım. Şu anda da Hong Kong'dayım zaten. Dolayısıyla bu bilgiyi de aktarayım ama bu bilgi onları ne kadar ilgilendirdi emin değilim tabii ki, ama bunları da onlarla paylaşmış oldum. Kim soru sormak ister? Flemenkçe mi soracaksın sorunu? Ha? Ama ben Flemenkçe bilmiyorum, ona göre. İlk sorum, sermayeyi ilk başta nereden buldunuz? Yatırımcıyı ilk başta nereden buldunuz? İkinci soruyu da hemen sorayım. Devletçiliği destekliyor musunuz? Yani devletin rakip firmalara veya sizin firmanıza yardım etmesini destekliyor musunuz? İsmin, soyadın ne, hangi sınıftasın? Bir kendine tanıt. Sınıf senin, evet, burası tanıyor ama ben de tanıyayım, herkes tanısın. Önce bir reklamını yap ki herkes senin farkında olsun kim olduğunu. Tamam.
Adım Kaplan Kaneren, Onfen sınıfındayım. Onfen, Kaplan. Peki şöyle, şimdi sermaye konusunda nispeten şanslı biriyim. Çünkü bu iş benim babam ve ailemden gelen bir iş. Dolayısıyla ikinci kuşakta Eminönü'nde, Eminönü Mısır Çarşısı'nı biliyorsanız eğer, onun arkasında 108 metrekare bir mağazadan geliyorum. 6 yıl orada ben de kepenk indirdik kaldırdık. Sonra bu Arzu markasına ağırlık vererek oradan çıkan bir marka. Dolayısıyla belli bir sermaye vardı ama hesabımızı kitabımızı bilerek, riskleri ölçerek şirketi büyütmeye çalıştık. Dolayısıyla şirket belli bir noktadan sonra kendi marka bilinirliği ve kendi yatırımlarla büyüdü. Devletçilik sorusuna şöyle cevap vermem lazım gelir. Ben serbest ekonomi ve rekabete inanan bir insanım. Ama dünyada Dünya Ticaret Örgütü'ne kayıtlı 164 tane ülke var. Bunun iki tanesi Çin ve Amerika Birleşik Devletleri. Dünya ticaretinin neredeyse %52-53'üne hakim. Diğerleri ticaretin diğer kısmını yapıyor. Dolayısıyla zaman zaman devletin veya o günkü ülkeyi yöneten hükümetlerin stratejileriyle sektörler birbirini doğru oranda besleyebilirler. Bu çok yanlış bir şey değil. Ama devletin çok müdahale etmesi firmaların ayakta durması açısından çok doğru değil. Çünkü belli bir rekabete kendi içine girmeleri lazım. Ama belli bir düzen ve belli bir sektöre yatırımda devletin stratejileri, o hükümetin de o devlet stratejine destek vermesi önemli. Bunu örneklerini de dünyada görebiliyoruz. Eğer bu işe ilgiliyseniz kesinlikle bir Asya Kaplanları diye meşhur olan Tayvan gibi, Güney Kore gibi ülkelerin başarı hikayesine bakılabilir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya başlı başına bir hikaye ve son dönemde özellikle dünya ticaretinde 1820'ye döndüğünüz zaman önemli olan, sonra bunu gücünü kaybeden ama 1987'den itibaren tekrar gücünü geri alıp bugün dünyada ikinci olan Çin'e de bakmakta büyük yarar var. O yüzden bunlar belli bir stratejiyle oluyor ve burada devletin doğru politikası, özel sektörün, hatta bunun içerisinde muhakkak atlamamız lazım akademisyenlerin, yani üniversitelerin o şirketlere doğru eleman, doğru insan yetiştirmeleriyle de bir yere doğru gidilebiliyor. Çünkü bugün baktığınızda birçok yerde ilanlar var. Üniversite mezunundan geçilmiyor ama teknik personel var mı? İşin gerçeği yok. Hocalarım yanlışsa beni burada düzeltsinler. Çünkü neden? Biz yeri geliyor, illa makine mühendisi aramıyoruz, usta arıyoruz, çırak ilişkisini arıyoruz ki o makineyi hayata geçirebilecek mühendis seviyesinde olmayan ama makineyi anlayan insan olsun. İşte onu bulamayınca havada kalıyor. Çünkü mühendis o işi yapmam ben diyor. O işi yapmayınca makine devreye girmiyor. Böyle arada kalan bir konu oluyor. O yüzden bu strateji bence önemli. Güzel bir soru sordun. Umarım bu bakış açını ömür boyu devam ettirirsin ve bu bakış açısında ilerlemeni de tavsiye ederim. Güzel bir soruydu. Teşekkür ederim sana. Bu arada Kaplan, sana bir ekleme daha yapayım. Hani bu sermaye nasıl bulunur dedin ya, nereden bulabiliriz? Sizin yaşınızda veya üniversitede bir fikriniz olduğu zaman aslında bunun en güzel para bulma yeri hem yarışmalar. Mesela şu anda işte mektebimin mesela işte yarışmamız başladı. Hani sonunda bir para sermayesi birinciye verilecek. Belki senin fikrin olur o. Bu tarz organizasyonların mutlaka etrafınızda arayın. Çünkü birçok kurum yarışmalar düzenliyor ve onların hep bir para ödülü oluyor. Bir diğer şey de tabii yıllar önce başlattığım bu melek yatırımcılık kavramı aslında. Etrafınızda birçok sermayesi olan aslında abiler, ablalar var. Kurumsal olarak da onlara başvurabilirsiniz. İnternetten melek yatırımcı ağı diye yazarsanız birçok Türkiye'de 10-15 tane akredite benim melek yatırım ağım gibi firma var. Onlara başvurabilirsiniz. Bir diğer yapabileceğiniz şey de, bunların hepsini bu arada aynı anda da yapabilirsiniz. Yani yarışmalar, etkinlikler, melek yatırımcılık ve devlet teşvikleri. Aslında hani devletçilik şey dedin ya. Mesela KOSGEB'in, TÜBİTAK'ın birçok teşvikleri var bu alanda. Hatta mesela yeni girişimler, genç girişimciler için ayrı, hatta kadın girişimciler için daha da böyle yüksek oranlı teşvikler mevcut. Yani aslında birçok kapıyı çalarak, bazen hisse de vermeyerek çok rahat şirketinizi finanse edebilirsiniz. Yani öyle bir bu arada bir ben de var. Bir melek yatırımcıyım. Dolayısıyla tam Fuat'ın dediklerini hem destekliyorum hem de 2008'de şirketin %49'unu mesela bir İngiliz fona sattık. Oradan da bir sermaye alarak, belki bunu da söylemekte yarar var. Hem
kurumsallaşma adına hem de uluslararası arenada oynamak adına biz de önemli bir hamle yaptık ama 51'i bırakmadık. Sonra 2013'te ikinci bir fon geldi. O 49'u tekrar o fondan satın aldı. 12 yıl fonlarla yönettim şirketi. Sonra da 2020 Aralık ayında borsaya açıldık. Tabii belli bir ölçüye geldikten sonra borsadan da sermaye bulabilirsin ama başlangıç sermayesi için Fuat abinin söyledikleri aslında doğru. Dolayısıyla güzel bir örnek olmuş oldu. Başka sorusu olan var mı? Şimdi ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu söyleşi aramızdaki küçük insan için de yararlı oldu. Ama benim bu konuda şöyle bir küçük kaygım var. Sorum var daha doğrusu. Teknolojiyle ilgili bir fikrimiz var diyelim. Konu nereden başlamalıyız? Nasıl başlamalıyız? Şimdi teknolojiyi kullanarak bir yazılım üzerine mi gitmeye söylüyorsun yoksa yani bu şöyle bugün baktığınız zaman özellikle ODTÜ, İTÜ gibi üniversitelerde bu platformlara yön verebilen, bizi zaman zaman oralarda teknokentlerde bir araya getiren özellikle İTÜ'nün çok iyi çalışmaları var. Bu projenin içeriğine göre bu okuldan seni oraya ulaştırabileceklerine eminim. Oradan gelen projeleri o sektörle veya o senin çözümün neyse, yazılım veya direkt makineyle ilgili bir çözümse teknoloji anlamında o firmalarla birleştiren platformlar var. Dolayısıyla buradan bu konuyla ilgili firmalara ulaşabilirsin. Yani ben adresleme dersem İstanbul'da İTÜ, Ankara'da da ODTÜ'yü verebilirim. Çünkü bize böyle projeler geliyor. Onların içerisindeki teknokentlerden de bize zaman zaman böyle gelen öneriler var. Hatta çok yakında Çekmeköy'de kurulmuş CREA diye bir yer var. Ben aynı zamanda Bilgi Ticaret İşleri Merkezi var İstanbul Ticaret Odası'nın. Onun da yönetim kurulundayım. Bu tip projeler geldiğinde de bizi çağırıyorlar. İstanbul Ticaret Odası'nın zaten Bilgi Ticaret İşleri ağına düştüğün anda otomatikman İstanbul'da kayıtlı 700 bin tane işletmeye o fikrin gidebiliyor. Eğer ki doğru yerde örtüşüyorsa. Soruyu bir de devam etmek istiyorum. Tamam. Başlattığımız zaman nasıl planlamalıyız, nasıl devam ettirmeliyiz? Yani şöyle, şimdi onun için sana şu anda buradan bunu kısa vermek kolay olmayabilir ama öncelikle bir kere bu platformlardan herhangi biriyle irtibata geçtikten sonra onlar sana bir yol planını verirler. Hatta senin çözümüne göre, ihtiyaca göre de onu seni yönlendirebilirler. O yüzden sana şu andan bunun böyle bir yıllık bütçesini yap, önünü gör demiyorum. Daha çok erken böyle bir şey için. Yani yanlışsan beni Fuat düzelsin ama böyle bir proje, böyle bir akışa girdikten sonra zaten seni hem Teknokent'teki hem belki buradaki hocalarınız da yapar. Ona bir şey demeyeyim. Burayı çünkü bu oyunda tanımıyorum ama Teknokent'teki hocalar İTÜ ve ODTÜ'de bunu zaten planlıyorlar. Orada çünkü bazı teknolojik firmaların zaten yerleri var. Direkt orada iletişim kurdurabiliyorlar diye biliyorum. Ben birkaç tanesine bunu böyle katıldım zaten. Yok kesinlikle. Yani çalınabilecek çok kapı var. Bence eğer şu anda senin veya diğer arkadaşlarının mesela teknolojiyle ilgili bir projesi varsa direkt şu anda yapmanız gereken şey bir kere o proje dünyada başka kimler hani aynısını veya bir benzerini yapmaya başlamış. Bununla ilgili bir rakip analizi yapmak. Yani şu anda mesela tek başınızayken yapabileceğiniz şey hangi teknolojilerle yazılıyor? Yapay zeka ile ne kadar yazılabiliyor? Yani mesela şu konferansı 2 yıl, 3 yıl önce yapıyor olsaydık yapay zeka bu kadar hayatımızın içinde değildi. Ama şu anda hiçbirinizin bir tasarımcıya mesela ihtiyacı yok. İşte o Mid Journey'de giriyorsun, 10-20 dolar veriyorsun. Sana istediğin kapak tasarımlarını, görsel tasarımları yapabiliyor. Veya ChatGPT orada mesela artık kod yazıyor sistem. Konuşma metnini bile hazırlıyor girdiğin zaman. Konuşma yani. Metnini yazıyor, sunumunu hazırlıyor. Mesela şimdi yarışma var ya mektebimin mesela. Hemen onun için projen neyse hazırla. Hani şu anda bir prototipe ihtiyacın yok. Hazırla, başvur, işini pişirmeye başla. Hani benim hep böyle bu yarışmaları yaparken işte Murat abi gibi böyle birçok duayenle hep dirsek temasım oldu ve onlardan çok şey öğrendim. Bir öğrendiğim şey o da Haluk Okutur'dan. Bir yerde çünkü şey olmuştu böyle bir sıkışmıştım. Yani bir, mesela sen de şu anda teknoloji fikri ne yapacağım bilmiyorsun. Hep ilerlemek. Hep bir adım at. Öne doğru, öne doğru. Bir şekilde su yolunu buluyor ve işler bir şekilde rayına giriyor. Hani burada güzel yanı artık mektebim kolejlerinin hani bunu yapabilecek bir altyapısı var. Sen başla veya siz başlayın. Sonra altına belki işte Murat Kolbaşı mesela Bilgiyi Ticaretleştirme Merkezi, BTM diye geçiyor. Gerçekten çok değerli bir kurum. Şimdi buradan çıkınca mesela oraya gideceğim. Bugün sahne X'ler var.
Onun için çağırdılar da hatta. 3.30'da oraya yetişebildiğimiz kadar. Ama çok böyle proje geliyor. Zaten böyle bir platform açılmış bile burada yani baktığında. Tabii tabii. Yani o yüzden projeniz neyse hemen yol alın. Çalışın, hemen başvurun. Yani adım atmak çok önemli bir şey. Fikir sizde kalmasın. Yani onu toparlayıp ilerletin. Ve Murat Kolbaşı'nın da dediği gibi mesela onun markasını da alabilirsiniz. Bizim bu arada bu Mektebim yarışmasının sponsorlarından biri destek patent olacak. İlk dereceye giren projelerin marka başvuru ödülünü de o verecek aslında. Yani bu projenizin aslında tescilini de bedavaya yaptırmış olacaksınız. Belki inşallah 58 yıllık bir arzum markası gibi temellerini burada atmış oluruz. Oradan ilerler belki de, kim bilir. Böyle başlıyor. Onun için neden olmasın diye diyebiliriz yani çok rahat. Evet, başka sorusu olan... Tamam, rica ederim. Ben Elif Kulübü üyesiyim ve Kocabaş. Size sosyal sorumluluk ve eğitimle alakalı birkaç sorum olacak. Öncelikle desteklediğiniz sosyal sorumluluk projesi veya bağış yaptığınız vakıflar, dernekler var mıdır? Varsa bu konu hakkında neler anlatabilirsiniz? İkinci sorum ise burs verdiğiniz öğrenciler veya okuttuğunuz öğrenciler var mı? Var. İkinciden başlayayım. Biz bunu kurumsal bir yapıyla... Tamamen Türk Eğitim Vakfı ile yapıyoruz. Dolayısıyla Türk Eğitim Vakfı'nın bize sunduğu projeler çerçevesinde biz de onlara destek oluyoruz. Yine onların bir uzantısı olan Koç Üniversitesi'nde okuttuğumuz bizim branşla ilgili öğrencimiz var. Dolayısıyla onlarla bir ilişkimiz var. Diğer konuya bakarsak da sosyal sorumluluğunda birçok konu geliyor Anadolu'dan ama bizim en ciddi olarak ayırdığımız bütçe ve zaman tamamen Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nın 15 yıldan beri sponsoruyuz. Ve bu konuda biz de federasyonla birlikte diğer iki markayla İş Bankası ve Güriş'tir sponsor. Biz kadın tarafını tamamen üstlendik. Çünkü benim iki oğlum da satranççı, ikisi de milli oldular. Babası para veriyor, çocukları da kupa kazanıyor demesinler diye ben tamamen rotayı kadınlar tarafına kırdım. Zaten markam da kadınlara yönelik, o yüzden daha da iyi oldu. Dolayısıyla herkes kendi yolunda, çünkü küçük oğlumun özellikle İstanbul'da birkaç kere de başarısı oldu. Otomatikman arkada arzum gözükmesin diye ben tamamen kadınlar tarafındayım. Satranç bizim için önemli. Anadolu'dan gelen bizim hemen hemen 81 vilayette demin konuşuyorduk. 960 küsür tane ilçede müşterimiz var. Onlardan gelen çok proje var. Onlara gücümüz yettiği kadar giriyoruz ama en ciddisi satrançtır ve o yolda da ilerlemeye devam ediyoruz. Çok da başarılı buluyorum. Satranç Federasyonu'nu da o yüzden onun içerisindeyiz. Var mı aranızda satranç oynayan? Güzel. Hepiniz federasyondan şeyiniz var mı? Akreditesiniz. Güzel. Antalya'ya gittin mi hiç? Gitmedim. Peki. Antalya'daki turnuvayı tavsiye ederim. Peki başka, şu en arkadan bir el kalktı. Hala soruyor musun? Seni alalım, gel. Şu arka tarafı biraz öne çekmiş oluruz. Benim bir sorum olacaktı. Kredi yönetimini nasıl yapıyorsunuz? Yani iş dünyasında böyle kritik noktalar oluyor, düşüşler oluyor. Bunları nasıl yönettiniz? Yönetmiyoruz, akışına bırakıyoruz. Kendi kendine bir yere gidiyor zaten. Şöyle, İngilizler bana ilk ortak olduğunda sene 2008. 2008'de öyle bir kriz oldu ki bizde değil dünyada kriz oldu. Dolayısıyla bana İngiliz şunu söyledi. Türkiye roller coaster gibi diyorduk dedi. Bir çıkıyor bir iniyor. Ne zaman ne olacağı belli değil. Ama şu anda dünya o hale geldi. Dolayısıyla kriz dediğin olayın aslında senin için bir fırsat yaratma ihtimali de var. O yüzden orayı iyi hazırlamak lazım. Kriz aynı zamanda sadece ekonomik kriz diye bakma, kendi içerisinde bir şirkette de kriz olabilir. Yani bunun bence en doğrusu şu, şirket içerisinde bir birimimiz var. Beklenmeyen olaylarla ilgili zaman zaman, ki genelde bu 3 ayda bir, yaptığımız toplantılarda önümüze çıkabilecek riskli alanları koyuyor. Biz de onlara göre bir çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bazıları hiç olmuyor, bazıları gerçekten oluyor. İşte zaten bu krizi veya zorluğu öngörebilen, ona kendini iyi hazırlayabilen o krize rahat aşıyor. Mühim olan krizin geldiği gün ne yapacağız sorusunu sormak değil. Benim felsefem bu sorun çok güzel bir soru. Mühim olan kriz gelmeden önce ben bunu düşündüm ve buna bir hazırlığım var mı diyebilmek. Yani yangın var, yangın tüpünü getir. Yangın tüpü yok ki zaten dediğin anda ayvaydın zaten. Yani mühim olan yangın yokken yangın tüpünü oraya koymak. Deprem olmadan depremi düşünebilmek. Bunun gibi önden tedbirini alırsan ayakta kalma şansın nispeten yüksek. Ben teşekkür ederim. Alalım soruyu. Sizce halihazırda var olan aile şirketinden mi yürümek daha mantıklı yoksa yeni bir sektöre geçmek mi?
Şöyle, hangisini seviyorsan. Bu net, demin hocayla da konuştum. Bu tamamen içinden gelen, ailenin sana nasıl yaklaştığı, senin o işe nasıl yaklaştığınla ilgili. Çünkü var olan bir işletmeyi götürüyor olmak çok güzel bir duygu. Ama var olan bir işletmeyi götürürken aile, diğer ortaklar, diğer etmenler kolay bir şey değil. Bunu yönetmeye hazır mısın, değil misin? İşte bunu kendini iyi sor. Hangisi seni daha çok tatmin edecekse bence onun peşinden gitmen önemli. Ben açık ve samimiyetle bir şey söyleyeyim. Tabii benim babamın erken vefatı, babamla olan iyi ilişkim benim bu işi ayakta tutma katsayımı çok yükseltti. Çünkü ben bu şirketle herhangi bir şey yaptığımda bugün burada olduğu gibi hala babamı ve amcalarımı anabiliyorum. Ben bunu duygusal olarak beni de tatmin ettiği için bunu da severek ve isteyerek yaptım. Babam belki hayatta olsaydı bu olmayabilirdi. Çünkü babam gerçekten beni içeriye gelmem konusunda motive etmiyordu amcamlar gibi. Yani onun da kendi içinde bazı nedenleri vardı. Ama babamın erken vefatı beni bu konuda açık ve net motive etti. Amcamlar da bunu bilir. Amcamların burada benim açımdan yaptıkları en önemli konu şu oldu. Amcamlar beni ikinci kuşağın en küçüğü olmama rağmen, yani benim amcamın oğlu ile benim aramda 13 yaş fark var. Arada da 6 tane daha kuzen var. Beni babamın yerine koydular. Orada bir fark yarattırdılar. Yani beni direkt yönetim kuruluna aldılar. Dediler ki onun durumu farklı. Sizin önünüze geçecek çünkü o dediler babasını temsil ediyor. Ama biz de bir kural koyduk. Onu da demin hocanızla paylaştım. Bizim mesela aile şirketinde bir babayı bir çocuk temsil ediyor. Ve o kural hala geçerli. İleride yapabilirsek de yine bir babayı bir torun temsil edecek. Yani her bir baba 33'er eşit kurmuşlar. Dolayısıyla oradan dikine hep bir taneyle gidiyoruz. Çünkü bir babanın 4 çocuğu oluyor. Buradaki bir babanın tek çocuğu oluyor. Aile işletme derneğinde olduğum için yani bu olaylar oluyor. Bu 4 çocuk masaya oturuyor. Bu da yalnız tek başına geliyor. Zannedersin ki bu 4 hissesi fazla, bundan daha fazla konuşuyorlar. Halbuki 4'ünün hissesi eşit %50. Bu da %50. Bir konuşmaları lazım. Onun için dedi ki siz üçüncü masadan bir kalkın bakalım. Bir kişi gelsin. Gidin evinizde uzlaşın. Ondan sonra gelin. Bütün bunları yapabilecek enerjin ve isteğin varsa zaten sorunun cevabı sende. Bende değil. Sağ ol. Öncelikle ben adam Göktuğ Ergen, hanımefendi sınıfındayım. Öncelikle şunu soracağım. Burada size başlamanızdaki temel etken ne? Yani bu süreci nasıl başladı ve hani nasıl devam ettirmeyi düşünüyorsunuz? Gelecekteki planlar nedir? Yani ben dediğim gibi biraz önce arkadaşına bu işi severek yaptığım için bu işten hiçbir zaman gocunmuyorum. Hayatımın içerisine ben bu işi nasıl söyleyeyim monte ettim. Fuat benim eşimi de tanır, çocuklarımı tanır. Yani ben bir yere tatile gidiyorsam ki çok gezerim ama muhakkak gittiğim yerde bir iş vardır. İşte hafta sonu mesela Milano'ya gidiyorum. Evet doğru, küçük oğlum Milano'da. Ama benim Milano'da çalıştığım firma var, Bergamo'da, 90 kilometre Milano'ya. Pazartesi günü, yani yılbaşının hemen ertesi günü kapalılar ama adamla yıllardan beri çalışıyorum. Mesela öğlen yemek yiyeceğiz, ona gidiyorum. Dolayısıyla bu benim eşim ve çocuklarım için sürpriz değil. Yine orada bir iş yapacak derler. Yolda giderken Bursa'ya muhakkak iki tane markete uğrar. Eğer arzum satıyorsa raflara bakarım. Yani ben bunun içerisine monte ettiğim için beni bu rahatsız etmiyor. Ve bununla beraber yaşadığım zaman da otomatikman bu bana başarı getiriyor. Çünkü ya İzmit'e geliyorum, şimdi burada Fuat'a, mektebime geliyorum, boş ver dediğin zaman şurada gelirken uğradığım bir ufak servis veya bir markette öğrendiğim bir bilgi bana yarın için ne yapmam gerektiğini, ekiple ne yapmam, ne konuşmam gerektiğini aslında gösteriyor. O yüzden bunu monte ettiğin zaman hayat bir yere kadar şanstır ama ben çok şansa inanan biri değilim. Sen o şansı aslında kendine getirebilirsin. Yeter ki ben bu sevgiden çok bahsediyorum. İşi severek yaparsan bu senin önüne daima geliyor. Bu yolda devam edeceğim. Ve bu arada bunu yaparken de neler oluyor etrafta ona da devamlı bakmaya çalışıyorum. Yani bugün buraya gelirken yolda mesela burayla ilgili yani mektebimle ilgili mesela yazı vardı, onu okudum. O yüzden hocam bana bu okul 20 yıllık dediğinde demek dedim siz mektebinden daha eskisiniz. Çünkü buranın 2011'de kurulduğunu biliyorum. Şimdi siz genç olduğunuz için, biraz yaşlar da küçük olduğu için şu soruyla başlamadım. Bazen üniversitede şu soruyu soruyorum. Ben hiç konuya girmeden evvel, Fuat girmeden evvel diyorum ki arzumun kuruluş tarihini bilen var mı diyorum. El kaldırın diyorum. Doğruyu cevap veren olursa da ona da bir hediye veriyorum arzum ürününü. Neden? Eğer beni dinlemeye hiç okumadan geldiysen, bu şirketin 1966'da kurulduğunu bilmiyor veya hiç şeyini okumadan geldiysen
zaten o bilgiyi alma ihtimalin çok düşük. Ama bazı yere gittiğimde, o ben girdiğimde ben okudum, arzumun şu kadar ödülü var, arzumun şu kadar şu var, cirosu bu kadar. Çünkü borsaya açık bir şirketiz. Mesela bana soru soruyor, diyor ki cironuz ne kadar? Borsaya bak, kağıda baksan zaten görüyorsun. Şu anda cep telefonu açsanız benim ciromu 2020 rakamını görüyorsunuz. Şimdi ne oldu? Zaman kaybı. Hem kendine hem bana. Şimdi buna değer vermediğin zaman o seni bulmuyor şans. Ama oradan bir tane soru soran çocuk oluyor. Diyorum ki sen zaten çıkışta bana bir gel diyorum. Neden? Sen bize gel, Arge'ye gel. Mesela Kayseri'de bir öğrenci bir şekilde o kadar gözüme takıldı ki dedim sen ne yapıyorsun? Ben dedi arzumda staj yapmak istiyorum. Dedim sen zaten stajı kaptın. Gel. Bakın bu arkadaş yaz günü, ben Fuat bilir, bazen geç çıkarım işten. Saat 8-9 oldu. Baktım orada ışık yanıyor. Bizim ofis olduğu gibi açıktır. Hiç kapalı yer yok. Benim odam da açık. Yani herkes şeffaf, birbirini görür. Dedim ki sen de ne yapıyorsun? Sana ne görev verdiler? Ben hiçbir işim yok Murat Bey. Sizi bekliyorum dedi. O Kayseri'den gelen çocuk. Dedim niye bekliyorsun sen beni? Murat Bey siz buradasınız. Siz çıkmadan çıkmam dedi. Bu şimdi bir jenerasyona göre acayip bir şey. Yani ne gerek var? Bence de ne gerek var? Çık oğlum diyorum veya çık kızım diyorum. Yok Murat Bey diyor, siz beni buraya kadar getirdiniz, siz çıkmadan çıkmam. Ben de önümde bilgisayarda bir şey var diyor. Ben de onu yapıyorum diyor. Ama şu oldu. Çıkarken dedim ki gel seni bırakayım dedim. Biz onunla arabada bir saatten fazla beraber seyahat ettik. Yani ben onu gittiği yere kadar, evine kadar bıraktım. Yani gideceği yere kadar bıraktım. İşte bunlar şanslı işim. O çocuğa bu şans değil yani. Ondan sonra o çocuk Polonya'da bir uluslararası şirkete gitti. Çünkü onun böyle bir işle ilgisi olduğunu bilmiyordum. Orada öğrendim. Dedim benim Polonya'da tanıdığım var. Biz seni hallederiz dedik. Çocuk gitti Polonya'ya. Yani şimdi şans mı değil mi? Vallahi büyük bir soru işareti. Şimdi orada başkasına sorsan, ulan gerizekalı mısın, niye bekliyorsun der. Sizin şeyle konuşalım. Ama o bekledi, ben onu bekledim. Beraber gittik. Bence hayatını değiştiren bir şey oldu o çocuğun yani. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. O yüzden şans nerede? Orası büyük bir soru işareti yani. Peki, başka? Evet, birkaç soru daha alabiliriz. Tabii. 10 dakikamız daha var. Benim şeyim var, bir grubum var da bir oyun yapmak için. Ama hocam yatırımcıları nasıl çekeceğiz acaba? Hem çünkü ben aslında iki tane sorum olacak. Hem aslında tek bir sorum var. Yatırımcıları nasıl çekebiliriz? Şöyle biraz önceki arkadaşına benzer bir şekilde Fuat da sana cevap verir ama yani bu konuda dediğim gibi mesela internete girdiğinizde Türkiye'de oyununu uluslararası arenaya satmış, oyun yazılımını uluslararası satmış birkaç tane isim var. Mesela bunlardan bir tanesinin şu anda kurduğu fonun ben de yatırımcısıyım. Ve o internette senin karşına çıkıyor. İşte orada onu yakaladığında, şu anda onun kurduğu fonu ben sana ismini de tüy olarak sufle yapayım. Boğaziçi, Boğaziçi Ventures. Şimdi Barış'ın soyadı şu an aklıma gelmiyor. Barış'ın eksenine girdiğin anda eğer potansiyeli varsa %100 seni alır götürür. Çünkü adam Korelilere oyun sattı, Hong Kong'dan yatırım aldı ve biraz önceki soruya belki şeylerin üniversitenin yanında bir de TÜBİTAK'ı koyabiliriz. Çünkü TÜBİTAK'tan da buraya destek gelebiliyor. Otomatikman oralardan bu fırsatı yakalayabilirsin diye söyleyebilirim. Aklıma o geldi. Ve mutlaka şu anda oyuna başladınız herhalde değil mi yazmaya? Tamam harika. Kodlamaya kaldın yani. Kodlamaya gireceğim. Bir kere öncelikle ilk yapman gereken Murat Kolbaşı'nın dediği gibi bu sektörde yatırım almış. Şu anda biliyorsunuz Türkiye özellikle oyun pazarında bu tarz bu hyper casual games diye geçiyor. Hani böyle çöp adam koşuyor bir şeyleri alıyor. Hani böyle basit oyunlar ama acayip para yapan oyunlar. Hatta dün bir haber çıktı. Candy Crush vardır hani bu dünyanın böyle bir numarası oyun. Şu anda Royal neydi? Royal bir şey var, bir çok ünlü bir oyun. Ha? Royal Match. Şu anda dünyada Royal Match Candy Crush'ı geçmiş. Bir numara olmuş ciro olarak ve onu yapan da senin yaşında başlayan bir Türk. Ve şu anda tabii çok büyük bir oyun stüdyosunun sahibi. Adam yani sanırım şöyle günde 10 milyon dolar kazanıyor yani öyle diyeyim. Ben şeyden de korkuyorum hocam. Şimdi benim de yaşım da az yani beni ciddiye almayabilirler. Hayır burada önemli olan bak şu anda buradayız. Ciddi bir network var. Ya baksana şu anda karşında bir oyun fonuna yatırım yapmış biri evet. Var mesela.
Yani dünya hatta... Mesela yani, iki tane de isim veriyorum yani. Barış ve Simay. Yani Barış mesela sana isim veriyor. Ben diyorum ki birfikrimivar.com'a hepiniz fikrinizle başvurun. Zaten yani burada önemli olan kendi CV'ni yaratman lazım. Hemen Türkiye bu alanda bir numara zaten şu anda oyun sektöründe. O dünyanın tüm isimlerini takip al. İş Dünyası Kurulu. Mesela bak Kaan Kayabalı. O ne diyor, onun sahibi. Onun da oyun fonu var. Hemen bu isimleri takibe alacaksın LinkedIn'den. Ben bir şey yapmak istiyorum. Seninle yaptığımız bir şeyi hatırlarsın. Bir girişimcilik örneği yapalım mı? Şu para örneğini yapacağım. Seninle bunu yapmıştık daha evvel. Sizce şu parayı alabilmeniz için ne yapmanız lazım? Yani soruyorum. Aklına gelmesin. Yani yapan aksiyonu yapsın. Bu paranın sahibi olmanız için ne yapmanız lazım? Bakın arkadaşlar. Yorum yapmayı bırakın. Yapmanız gerekeni yapın. Bu parayı almanız için ne yapmanız lazım? Gel. Gel gel sahneye çık gel. İsmini söyle. Utku. Bak Utku var ya günün kazananı. Al parayı. Bu yok, para hayır, senin. Gerçekten, evet al. Gerçekten alacaksın. Alacaksın. Gerçekten hayır. Olmaz ya. Gerçekten, al bir kere. Hayır. Olmaz. Gerçekten, bir dakika. Gerçekten. Bir dakika. Bakın arkadaşlar. Girişimi yapmanız için önce hamle yapmanız lazım. Onun için bu çok doğru bir harekettir. Bu unutulmaz bir hareket. Bunu hatırlarsan biz daha evvel yaptık. Ali Sabancı ile yaptık. Dolayısıyla bu unutulmaz bir hareket. Utku hem kendini tanıttı, hem parayı kaptı, hem de günün kazananı oldu. Tebrik ediyorum seni. Senin yolun açık olsun. Bir şey değil. Yani o yüzden konuşmak, yorumlamak, yazmak, mail atmak iyidir. Aksiyon hepsinden daha iyidir diyeyim. Unutulmaz anladım, herhalde hocam. Anladınız değil mi şimdi olayı? Bu kadar işte. Son bu da güzel bak. Para bitti galiba. Para yok. Son senin bir sorun vardı. Hadi onunla programı bitirelim. Ben Emre Kulübü öğrencisi Hasret Karagüzel. Siz bunları saydınız da peki biz gençlere kariyer yönünde daha çok neler önerirsiniz? Peki gel ben de sana sorayım. Kariyerle neyi anlıyorsun? Ben önce onu anlayayım sana doğrudan cevap vereyim. Girişimle alakalı farklı şeyler söyledi ya da farklı yönlerde teknolojik olsun işte farklı şeyler. Sen kendini 20 sene sonra nerede görmek istiyorsun? Başarılı oldum ve istediğim bir alanı görmek istedim. O istediğin alan neyse aslında o boşluğu sen dolduracaksın. Ben değil, hocan da değil, annem baban da değil. Yani bugün gözünü kapat. Şöyle hepiniz bir arkaya yaslanın. Gözlerinizi kapatın. Sen 20 sene sonra kendini nerede görmek istiyorsan senin kariyerin o. Dolayısıyla onu sen dolduracaksın. Ben sana Çince öğren desem, ya ben kendi oğullarıma Çince öğretememişim. Anlatabiliyor muyum? Yani o senin içinden gelen bir şey. Ama başka bir çocuğa da sponsor olup Çin'e gidip iki kere iki yaz orada kalmasını sağladım. Çünkü onun niyeti vardı öğrenmeye. Bizim oğlanın öyle niyeti yoktu. Dolayısıyla bu seninle çok doğru orantılı bir şey. Ben sana o ilhamı verebilir miyim? Mümkün. Ama o ilhamı sen nerede arıyorsun? O tamamen seninle ilgili. Yani hepiniz için bu geçerli. Kendinizi 20 sene, 40 sene sonra nerede görmek istiyorsanız aradaki boşluğu aslında siz dolduracaksınız. Bunu bir hocanızın, öğretmeninizin yapması, anne baba veya burada konuşan Murat'la Fuat'ın yapması imkansız. O yüzden bunu fark ettiğiniz gün zaten boşluğu doldurmaya başlıyorsunuz. Yani benim burada verdiğim en güzel mesajlardan bir tanesi farklı lisan mesela diyorum. Çünkü neden? En azından fark yaratır diyorum. Sevdiğiniz işi yapın, o zaman mutlu olursun çünkü öbür türlü angarya gelir. Bunları yaptığın zaman zaten kariyerinde de o imzayı atabilir durumdasın. Mesela satrançtan örnek vereyim. Yani maç izliyorum bazen. Ben izlerken sıkılıyorum yani kendi oğlum dahil. 3 saat satranç maçı olur mu? Olur. 3 saat maç yapıyorlar. Şurada iki kişi oturuyor. Yani bana şey geliyor. Yani bunun kaçta biter belli de değil. Çünkü o turnuvalara girdikleri zaman öyle. Şimdi bunu ancak seven insan bunun arkasında 3 saat o maçın başında bekleyebilir. Yani bunun için sevdiğin neyse ve sen kendini nerede görmek istiyorsan altyapını ona göre yapman lazım diye sana böyle yoruma açık bir cevap vereyim. Sen bunu değerlendir. Evet. Bir minik sorun daha mı var yoksa? Hadi sor bakalım. Tabii sor. Sen ne dillerini biliyorsun? Efendim? Sadece İngilizce biliyorum. Çince ders aldım. Çince ders aldım. Ama inan öğrenemedim. Hala ders almaya devam ediyorum. Yani öyle patır küt rakamları falan söyleyebilirim ama hala konuşamıyorum. Ama gerçekten bu da benim mesela hayattaki bir pişmanlığım. Yani keşke
92'den itibaren daha ciddi buna asılabilseydim. Dolayısıyla kesinlikle güzel yerden yakaladım. Öğrensem çok daha iyiydi. Bu yüzden de size bunu tavsiye ediyorum. Muazzam bir fark yaratıyorsun yani. Başka sorusu olan var mı? Yok gibi. Bence bir hanımefendi var. Hadi bir soru daha alalım. Mikrofonu alabiliriz. Siz herhalde lise 2. Sen bittin derste. Yarın bitti imtihana. Hocam şu bak kafasını yer. Şöyle yani Türkiye bunları yapabilecek durumda. Biraz belki farklı bir perspektiften Türkiye'nin de fotoğrafını çizmemde yarar var. Türkiye bugün Atlantik'in kıyısından çizgiyi çizdiğiniz zaman yani İngiltere, Fransa, Portekiz, İspanya aşağı doğru indirdiğinizde Çin'in batı sınırına kadarki olan bölgede şu anda Türkiye bölgenin en önemli üretim üssü konumunda. Bunu herhangi bir siyaset veya herhangi bir şeyle söylemiyorum. Yaptığım araştırmalar ve yapıldığı bu STK'daki araştırmalarla söylüyorum. Sadece Almanya bizi 3 sektörde geçiyor. Onun dışında mesela bir beyaz eşya, bana yakın sektör. Dünyada Çin'den sonraki en büyük üretim üssüdür Türkiye. Bakın markası demiyorum, üretim üssü. Bugün baktığınız zaman bir çelik tencerede, züccaciye dedim. En büyük dünyanın 3. fabrikası Kahramanmaraş'ta. 1. Çin, 2. Brezilya, 3. burada. Dünyanın en büyük cam Paşabahçe'yi kastediyorum. 2. Türkiye. Dolayısıyla Türkiye'nin bir kere sanayi tarafında böyle bir altyapısı var. Teknolojik olarak Türkiye daha iyiye doğru hamlelerle gidebilme imkanı da var. Bunu doğru yönetebilme kabiliyetini gösterdiğimiz sürece biz bunu yapabilir durumdayız. Bunu belki Arzum yapamayabilir ama Arzum mesela neyi yaptı diye sorarsanız bu 58 senelik hem kendi ömrüm hem Arzum ömründe mesela dünyaya kahveyi tanıtan aslında Osmanlı ve Osmanlı'ya kahve kanuni zamanı Mısır'dan geliyor giriyor saraya. Bu kadar kahveyi dünyaya yaymamıza rağmen dünyada Türk kahvesi bilinirliği isim olarak çok yukarıda ama biz bunu insanlara içilebilir hale dönüştürememiş vaziyetteyiz. Bunu uluslararası bir araştırmayla incelettirdiğimde şunu gördüm ki kahve kültürümüzü teknolojiyle birleştiremediğimiz için insanların yaşam alanlarında kahvemizi denettiremiyoruz, içiremiyoruz. O yüzden 2002'de ilk defa elektrikli cezveyi yaptık. 2004'te Arçelik telveyi yaptı. 2014'te biz de okkayı yani direkt fincana servis edilebilen bir modeli yaptık. Bu bize ne getirdi? Dünyanın 45 bin şubeyle en yaygın olan kahve zinciri Starbucks. Starbucks'ın şu anda 2500 şubesinde Türk kahvesi servis ediliyor. Benim hedefim ve idealim 45 binin 45 binde Türk kahvesinin olması. Arzum da olması tabii iyi bir şey ama herhangi bir markayla olsa da önemli değil. Yani orada marka önemli değil. Bir milli kültürün yayılması. Dolayısıyla biz eğer geçmiş genlere doğru sahip çıkabilir ve bunu doğru bir şekilde komünike edip yatırım da yaparsak bu bize geri dönecektir. Ben buna çok inanan bir insanım. Dolayısıyla Türkiye'nin ben bu şansını görüyorum. Ama hem akademik yönde hem sanayi yönünde kendimizi biraz daha iyiye doğru atmamız lazım. Burası bence önemli bir konu. Çünkü Türkiye'de niye akademik diyorum? Patent sayımız hala az. Burası gelişmesi gereken bir konu. Bunun yanında üniversitelerde ben yani 200 üniversitenin tamamı değil ama belli üniversitelerin bazı konularda odaklanıp gıda olabilir bu. Sağlık olabilir. Teknoloji olabilir. Bu alanlarda dünyada hatı sayılır üniversitede çıkartman lazım. Yani marka çıkarken yanında akademiyi getirmen lazım. Onun yanında önemli patentleriyle beraber bir farkı yaratabilen yerine göre buluşçularını koyman lazım. Çünkü 164 tane ülke arasında, Dünya Ticaret Örgütü için konuşuyorum, Türkiye ilk 20 arasında ilk 10'a girme ihtimali var. Ama ilk ona girmek için dün yaptığımız gibi yarın yapmamamız lazım. Onu değiştirebilirsek Türkiye buna girebilir. Yani bugün son bir örnek vererek söyleyeyim size. Hani genelde bir marka dediğinizde bir Adidas ayakkabı, bir Nike
veya bir çanta dediğinizde Türkiye'de bütün bu markalara çalışan fabrikalar var. Ama bunlar kendi fabrikalarda, kendi markalara çıkmadığı için oradaki nemayı markalar alıyor. O markalar gibi marka yarattığımız zaman veya o markaları satın aldığımızda bu iş dönecek. Bunu yapabilir Türkiye. Olup olmayacağı yine tamamen bizim elimizde bu. Yani hiç öyle bir şey yok. Bu tamamen burada yaşayan 85 milyona ait. Bu hepimizin, akademisyenin, iş insanının hepimizin vereceği bir kararla olacak. Onu da zaman gösterecek. Ona ben şu anda daha fazla yorum yapamıyorum ama en azından altyapı ve potansiyel var. Çünkü nüfusu da çok yüksek bir ülke burası. Nüfus şuradan önemli. Dinamik ekonomiyi nüfus getiriyor. Yani o yüzden Amerika öne çıkıyor. Çünkü 350-400 milyon nüfus var. Çin öne çıkıyor. 1.4 milyar nüfus var. Hindistan öne çıkacak. 1.5 milyar nüfus var. Yani bunlar tüketimle ticareti beraber getirdiği için, çünkü bunlar aynı zamanda tüketen insana da çözüm arattırıyor. Yani o yüzden Türkiye bunu yapabilir. Ben bu konuda bardağı dolu bakanlardanım ama dediğim gibi altını çiziyorum. Dün yaptığımızdan yarına farklı bir şey yapmak lazım. O lig bizi sıkıştıran bir lig çünkü. Evet, çok çok teşekkür ederiz. Gerçekten bir saatlik planladık, 1,5 saat oldu. Çok keyifli bir sohbetti. Bence böyle içinde birçok şey barındıran ve ben çok faydalandım yani. Tekrar iyi ki çekmişiz bu arada. Hocamızın bir plaketi de var tabii. Önce büyük bir alkış rica ediyorum efendim. Sağ olun. Ve kim vermişse? Okul kurucumuz. Buyurun. Ben özellikle hiçbir fayda beklemeden sizlere ve bu ülkenin gençlerine faydalı olmak için, biliyorum ki çok değerli olan vaktini bize ayıran Murat Bey'e sizin adınıza çok teşekkür ediyorum. Özel bir alkış rica ediyorum. Sağ ol hocam. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Aynı zamanda bu, önce şunu bir şey yapalım. Tamam, şöyle bir fotoğraf çekelim klasikten. Çok teşekkür ediyorum. Gençler bizim için kıymetli. Siz de bu fırsatı bana verdiğiniz için size, Fuat'a, değerli hocalara, hepinize teşekkür ediyorum. Size sıkılmadan dinlediğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Evet. Aynı zamanda Fuat Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Başta böyle bir programı düşündü, uyguladı. Bu anlamda gerçekten çok hoş, çok güzel bir program oldu. Buna emek veren Emlit Kulübümüze ve öğretmenimize teşekkür ediyorum. Tabii bu programı bize sağlayan kıymetli genel merkezimize de, Mektebim Koleji Genel Merkezimize de bir teşekkür ediyorum. Umarım bir cümle, bir kelime, bir ufuk, bir ışık, bir vizyon mutlaka kazandınız. Benim de size tavsiyem, kendinizi tanıyın, ilgilerinizle, yeteneklerinizle örtüşen hayaller kurun ve bu hayallerin peşine gidin. Ama kolaya talip olmayın. Bence bugün Murat Bey'in anlattığı o Kayserili genç sizler için önemli bir örnek olmalı. Yani gayrete talip olun, emin olun ki hedeflerinize ulaşırsınız. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.